Merhaba arkadaşlar, İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsetmek istiyorum. Bu platformumuzun ismi Genesis Shards. Peki platform ne işe yarıyor? NFT'lerdeki ön İDO tokenları için yeni pazar yeri platformu olarak karşımıza çıkmakta. NFT'leri ön İDO tokenları için bir likidite aracına ve birden fazla blok zincirinde yepyeni bir DeFi ürün grubuna dönüştürmek için bu platform oluşturulmuş. Polkadot altyapısını kullanıyor. Alt kısma geldiğimizde NFT'leri yeniden yapma diyor. Sadece koleksiyon olarak değil, DeFi seçenekleri olarak da NFT'leri yapmanın güzel bir fikir olduğundan bahsetmişler. Zaman kilitlemeli, değiştirilebilir tokenları NFT'lere sararak daha önce likit olmayan tokenlar için yeni bir pazar yeri oluşturabiliriz diyor. Bu platform oluşmadan önceki yapı bu şekildeyken oluşturulduktan sonraki yapı bu şekilde olacağından bahsedilmiş. Yeni bir market oluşturulacağından, yeni tokenlar oluşturulacağından bahsedilmiş. Yine NFT sarıcıların ve İDO sonrası belirteçliler için takas edilebilecek ön İDO belirteçlileri içeren NFT'ler olacağından bahsedilmiş. Burada da İDO planlanan bir müdahalede dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı likit olmayan tokenlar oluşturulacakmış. NFT dolaşımdaki tokenları izole eden sıvı tokenları sarar, erken fiyat keşif ve launchpad tarzı kitle kaynaklı teşhir sağlıyormuş. Bu kısma geldiğimizde platformun parçaları yer almakta. Parçalar JS token, Jen giriş, Jen biletler ve Jen NFTX kısmı yer almakta. JS token'a baktığımızda burada ekosistemdeki fayda belirteci olarak karşımıza çıkıyor. Jen giriş gibi ögelerle değiştirilebiliyormuş. Jen erişim kısmına baktığımızda Genesis Shards ekosistemine giriş sahiplerinin Jen biletleri almasına olanak sağlıyormuş. Jen biletleri kısmına geldiğimizde her biletin içindeki değişen miktarda ön İDO token'ı olacaktır diyor. Biletler Jen NFTX'te takas edilebilir veya İDO sonrası tokenlar ile değiştirilebilir diyor. Gen NFTX kısmına baktığımızda kesirli takaslar için NFT'leri parçalama özelliğine sahip Genesis Shard ekosisteminde çıkan DeFi ürün pazarı diyor. Burada da ekosistemi görebilirsiniz. Alt kısma geldiğimizde burada mimarisinden bahsetmişler. Ön İDO tokenlarından, NFT paketli tokenlardan, Gen ekosisteminden, Gen NFTX kısmından bahsedilmiş ve İDO sonrası seçeneklerden söz edilmiş. Burayı da inceleyebilirsiniz. Buraya baktığımızda yatırımcı ortakları kısmı var. M5 Vakfı tarafından destekleniyormuş. Burada partnerlerine baktığımızda yine birçok yatırımcısı mevcut ve önemli bir yatırım aldılar. Onun da miktarını biraz sonra söylerim. Burada da çekirdek takımı görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Burada da Twitter ve Telegram kısmı var. Bunları da ulaşarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Uygulama burada yer alacak ama şu anda aktif değil. Şimdi bu platformun whitelist'i açık. Polkastarter üzerinde token satışı yapılacak. Onun detaylarına bakacak olursak 14 Nisan günü Polkastarter üzerinde İDO'su yapılacak. Bir adet JS token'ın değeri 12 cent olarak belirlenmiş. Bu İDO'dan 125 bin dolar toplamayı hedefliyorlar. Toplamda 1 milyon 41 bin 666 adet JS token satışa sunulacakmış. Daha önceki İDO'lara göre burada da farklı bir durum söz konusu. Nasıl? Hem Ethereum hem de Binance Smart Chain ağ üzerinde iki tür satış olacak. Ethereum ağ üzerinde satışlar sadece Pulse hold edenler için ayrılmış iken Binance Smart Chain ağ üzerindeki alım yapacak kişiler, whitelist'te seçilecek kişiler Pulse hold etmesine gerek yok ve burada da %70'e %30'luk bir yer ayrılmış. Buradaki 1 milyon
41.666 adet token'ın %70'ini POS hold edenler için Ethereum ERC20 Ethereum Ağ üzerinde satışa sunarlarken %39 kısmını Binance Smart Chain Ağ üzerinde POS hold etmeyenler için satışa sunacaklar. Bir kişi maksimum eğer whitelist'e seçilirse 200 dolarlık alım yapabiliyor. Eğer seçilirseniz whitelist'e bildiğiniz gibi normalde Ethereum ağını seçiyorduk ancak Polkastartır üzerine giriş yaptıktan sonra MetaMask ile yukarıdaki main Ethereum ağını Smart Chain ağı ile değiştirmeniz gerekecek. Şimdi burada whitelist'in detaylarına baktığımızda 7 Nisan Türkiye saatiyle 22.30'da açıldı whitelist ve daha yeni başladı. 1 saat 1,5 saat oldu açılalı. Whitelist'in kapanış saatine baktığımızda 11 Nisan Türkiye saatiyle 17'de sonra erecek. Burada formu görebilirsiniz ve buradaki bilgileri yapmanız ve bilgileri ve görevleri tamamlayarak forma doldurmanız gerekiyor. Görevlere baktığımızda Genesis Shards Telegram grubuna ve Telegram duyuru kanalına katılmanız gerekiyor. Twitter hesabını da takip etmeniz gerekiyor. Polkastarter Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor. Ve burada bu tweet'i gördüğünüz gibi bu tweet'i beğenmeniz gerekiyor. İsteğe bağlı retweet edebilirsiniz ve yorum yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise yukarıdaki formu dolduruyorsunuz. Forma giriş yaptığımızda buraya mail adresimizi yazıyoruz. Bunun doğru olması gerekiyor çünkü KYC yani kimlik doğrulama işlemi yapmamız gerekiyor. Eğer whitelist'e seçilirsek 36 saat içinde whitelist açıldıktan sonra 36 saat içerisinde bu işlemi yapmamız gerekecek. Whitelist'e seçilirsek eğer ve buradaki mail adresini doğru yazmanız gerekiyor. Alt kısma geldiğimizde ülkemizi soruyor. Bunun sebebi de buradaki bazı ülkelerin yasaklı olması. Bizim ülkemiz yasaklı ülkeler arasında yer almıyor. Buraya ülkemizin ismini yazıyoruz. Hangi havuzda katılacağınızı soruyor. Eğer POS hold ediyorsanız bunu normal etmiyorsanız bunu seçmeniz, standart havuzu seçmeniz gerekiyor. Burada ERC20 ya da Binance Smart Chain adresinizi yazmanız gerekiyor. Zaten MetaMask üzerinde adresinizi hem ERC20 adresiniz hem de Binance Smart Chain adresiniz aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Sadece ağlar değiştirdiğinizde farklılık gözükür. Hani ağı değiştirdiğinizde eğer main Ethereum ağını seçiyorsanız orada işlem yaparsınız. Binance Smart Chain ağını seçerseniz orada Smart Chain ağı üzerinde işlem yaparsınız. Buraya da o adresi yazıyoruz. Daha sonrasında ise Telegram kullanıcı isminizi yazıyorsunuz. Benimki mesela bu. Ben burayı örnek olarak yazdım. Twitter kullanıcı isminizi yazıyorsunuz bu şekilde ve retweet ettiyseniz bunun linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Ve daha sonrasında gönder diyerek formu dolduruyorsunuz. Burada önemli uyarılardan bahsetmişler. Şu anda akıllı kontrat adresi hiçbir yerde aynı değil. Bu yüzden herhangi bir ekleme yapamazsınız şeye. MetaMask cüzdanınıza bu GS token'ı ekleyemezsiniz ve burada diyor ki Polkastarter IDO'su 14 Nisan'dadır ve bunun daha öncesinde herhangi bir token satışı olmayacaktır diyor. Ve takımdan hiç kimse size özel mesaj atmayacaktır diyor. Buna dikkat edin. Bunun sebebi ise birçok dolandırıcı çakma siteler kuruyor. Daha sonrasında işte burada işte Genesis Shard token'ını satıyoruz diye duyurular vesaire yapıyorlar. Bunlara kanmayın. Sadece Polkastarter üzerinde IDO'su yapılacak 14 Nisan'da. Daha sonrasında ise büyük ihtimalle Uniswap üzerinde token satışları herkes açık bir şekilde yapılmaya başlanacak. Kısaca platform bu şekilde. Destekçiler de bayağı iyiye benziyor. Whitelist'ine katılın. Eğer çıkarsa güzel bir kazanç bırakabilir. Tabii ki de kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa videonun alt kısmında ya da sosyal medya ağlarımdan Twitter olsun, Telegram olsun oralardan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve paylaşmayı unutmayın.
Hepinize bol kazançlar diliyorum.